Mevzu diyelim vatandaşa hizmet. Evet. Selamlar. Aleyküm selam. Hoş geldin. Nerede yaşıyorsun ya? Vallahi hiç diğer berber dünyanı beğenmemezlik etme ya. Gel oturma bizim. Yıllardan belli. Burada bizim. Kadim dostumuz, hem amcamız hem berberimizsin. Ne var ne yok? İyilik, güzellik vallahi. Allah iyilik versin. Vallahi amca biz de işte iş, güç, uğraşıyoruz. Allah iyilik versin. Biliyorum. Biz de gelmeye başladık hastalığın yüzünden gelmedik 9 ay. Yavaş yavaş işimize başladık. Vallahi ben yani selam da biliyorum. Biz senden başka bir yere gitmedik işte. Olmaz kızız, olmaz. Yani bizim de son günlerimiz yani. 50 seneden beri yapıyoruz bu mesleği. Ne yapalım? Beş adam ya. Şimdi senin yerini dolduracak insanlar nadir. 80. Öyle ya. Biz 82'de geldim bu mahalleye. 82'den beri buradayım. Ondan önce Çarşı'dayım. 90 işte. Ya. 90 sene 90'da aklımız yetti. 10 yaşından belli tanıdık. Yaş 40 oldu işte. Biz gördük abi şimdi berberlik mesleğinde yavaş yavaş öldürmeye başladılar. Bizim meslekimize ne arıyor bir makine. Şimdi bizim natural elbise çıkardık böyle güzel güzel. Evet. Ama arkaya oturursun şöyle. Aynı. Önceden de. Magasına tıkır tıkır. Önceden de ayna. Aynayı da gösterirdin ki kitap gibi. Her şeyi göstereceğim tabii. Şimdi yok öyle bir şey. Yeni şey de yok amca. Başka meslemlerden anlatayım ben sana. İki defa aldım. 2002, birini 2010 yılında aldım. Birini 19'unda aldım. 2019'da. Ah evren. Haftasında. Yılın berberisi. Bayram tıraş, tıraş edeyim sana. Her zaman ettiğin mi Çedemle? Efendim sizi tanıyabilir miyim? Ben Behçet Çakıroğlu. 1950 doğumluyum. Sivas Şarkışla'dan geldim Kayseri'ye. 18 yaşındaydım. Kalfalık yapmak için dükkan aradım. En iyi dükkan Beyoğlu Berberi Kayseri'de buldum. Ve ustamın yanında orada 12 sene çalıştım. 12 sene sonra bana ortaklık teklif etti. 2 sene ortaklık yaptım. 2 sene sonra kendi adıma dükkan açtım. 1982'de. 82'den beri de buradayım. 16 tane kalfa yetiştirdim. Eskiden berberlikimiz bizim çok zor değildi de ustalarımız çok sertti. Bize öyle sanat öğrettiler. Bugünkü gibi değil. Bugün bakıyorsun kalfa bir gün geliyor, bir gün gitmiyor. Bundan emeklerimizin çok bizim araya gidiyor. Eskiden ustalarımızı gördüğümüz zaman biz put gibi dururduk karşısında. Şimdi nerede öyle hani? Ama biz bugünümüzde de şükür yine gençlerimiz eskine bakarak biraz düzeldi. Şu anda Kayseri'de çok berber dükkanı açan gençlerimiz var. Ben onlara hayret ediyorum ve seviyorum. Onları gördükçe kendimden yeniden bir berberlik dükkanı açmak istiyorum. Çünkü yenilikler çokaldı. Çok güzel dükkanlar açıyorlar. Seviyorum onları. Ben de memleketimden geldiğimde onların gibi gençken o hevesinin bu dükkanı açtım. Bu gençlere Allah iyilik ve bol kazançlar nasip etsin. İşte bu meslekte bizim işte çalıştığımız dediğim gibi ustalarımızdan öğrendiğimizde ben her sabah 7.30'da dükkanıma gelirim. Akşam olur kalfalarıma derim ben gidiyorum. 7.30'da da dükkanımdan ayrılır evime giderim. Bu şekilde çalışırdık. Temizliğimize dikkat ederiz. Gençlerimizin iyi yetişmesine dikkat ederiz. Hani diyeceğim bu meslek çok iyi bir meslek ama
sebatlı olup da çalışanlara. Şimdi daha iyi oldu bu meslek. Seviyorum da yani hala. Gençlerimizi merak ediyorum. Yani tekrar bak bu işe çok güzel bir sarılsınlar. Bizim berber dükkanları çok böyle boş lafına geçmek isterler. Bilmem ne de. Fakat ben çok konuşmayı sevmem. Ustalarım olsun, şey olsun. Çünkü ustamdan öğrendiğim bu. Ama başka arkadaşlarım muhabbeti biraz daha benden koyudur. Onları sever. Esnaflarımız iyidir. Temiz arkadaşlar. Hepsine onların da saygılarımı sunuyorum. Eskiden ustamız vardı, Mehmet Koyu başkanımız. Ve ondan sonra diploma almak için gittiğimiz zaman ilk defa bir tane şöyle bir bakar tipine. Kravatı var mı, boyun bağısı var mı, kaş kollu, nasıl bir efendi. Eskiden natrolu ense çıkarırdık. Adamlar bize tarağı enseye koyar, bu şekilde tıraş yapacaksın derdi. E şimdi o şekilde yetişmiyor. Çıraklık okuluna gidiyorlar, oradan yetişiyorlar. Mesleğimizi iyi sanıyorsun. Eşimiz, müşterilerim de çok iyi. Yani hiçbirisinden de memnunum. İşleri güçleri rast gelsin. Memleketimizin iyi insanları çok. Evet. Ben çalışmayı sevdiğimden şu korona davası yüzünden dükkanıma 9 ay gelmedim ama hasta oldum. Kalfama dedim ki ben geleceğim oğlum, ben dayanamıyorum. Ben gelmezsem bu iş olmaz. Ve dayanamadım. Tekrar dükkanıma başladım. Bu 3. günüm buraya gelmem. Benim meslekler sevdiğim için bizim emsallerimize bakıyorum, kahve köşelerinde geziyor. Parklara gidiyor. Bilmem dışarılarda geziyor. Bu şekilde ben gezmeyi sevmediğimde dükkanıma geliyorum. Yani genç arkadaşlara da tavsiyem işlerine sıkı sarılsınlar. Bizimki gibi ihtiyarlar kendi abdestinde namazında uğraşıyorlar. Onlarınki gibi olmayalım biz de. Yani gençler bizimki gibi olsunlar, işlerine çalışsınlar. Öyle seviyorum. Çok şükür hamdolsun. Ailem, 3 tane çocuğum var benim. İkisini okuttum. Birisi ilkokul mezunu. İşleri güçleri rast gelsin. Kendileri de buldular işlerini. Oğlumun bir de tek oğlum var. O da iş bankasında çalışır. Yani kızlarım da evli. Onlar da işleri güçleri rast gelsin. Damadım var aynı şekilde benimki gibi berber. Bir damadım var da öğretmen. İşi güçleri rast gelsin. Yani temiz çocuklar. Biz ekmeğimizi helalinden kazanıp da çocuklarımızı bu şekilde büyüttük. Öyle evvelki gibi değiliz yani şimdi. Böyle bizimki gibi eski adamlar kalmadı piyasada. Gençler yetişti. Onlar da işleri güçleri rast gelsin. İşte ailemden de aşağı yukarı 48 seneden beri evliyim. Mesuduz. Çok şükür ondan da geçiniyoruz. Allah bugünlerimizi aratmasın. Başka bir diyeceğim bir şeyim yok. Bütün bizim kırmızı çizgimiz ailelikte düzgün çalışmak. Ahilin en büyük birinci sorunu düzgün ve ahilikte insanlara iyi bir hizmet vermek. Güzel bir terbiye yetiştirmek olur. Ahilimizde dediğim gibi iki defa ahilik kazandım. Bir tanesi 2010, bir tanesi 1919 senesinde kazandık. Kalfamla beraber ahilik insanlara insanlık efendiliği öğretir. Ahilik deyince temiz dükkan, temiz elbise, işine gücüne bakma, evlatların gibi yetiştirdiğin yandaki çocukları evlatların gibi yetiştirmek kalfaları. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunlara bakmazsan olmaz zaten. Yani çok şükür. Biz de tertemiz gençlerimizi yetiştirmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da inşallah bu son olur. Allah hepimize hayırlısını versin. Ne diyelim? Neden geliyorsunuz? Neden Behçet amcaya terbiyesiniz? Şimdi bura bizim ailemiz gibi. Behçet baba bizim babamızdır. Yıllardan beri ben 30 senedir buradayım. Ve bura, bu mahallenin çocuğuyum. Bize bir baba, bir amca, bir abi şefkatiyle olduğundan ve mesleğe de gerçekten şu kesilen saçı yeni nesil hiç kimsenin kestiğini görmedim. Herkes Behçet baba biz tarif etmeyiz. Saçımızın, kafamızın modeline göre keser. Yeni giden arkadaşlarının çoğuna gidiyoruz, şöyle yap diyoruz, onlar yeni bir imaj üretiyor. Biz kendinin ne kadar kaliteli bir usta olduğunu bildiğimiz için sürekli geliriz burada. Hasbihal ederiz, sohbet ederiz. Yani ne diyeyim, hani kahve bahane, dostluk şahane diye bir söz var ya, biz bunu yaşarız yani burada Behçet babayla. Bizim babamızdır yani, biz usta demeyiz kendine. Her gelen de Behçet baba der. Kimi beyaz dede der, kimi amcam der, kimi dayım der. Biz onun için buraya gelir ve saçımızı kestiririz. Şimdi 71 yaşındayım.
mahallemizdeki gençler bana hepsi Behçet Dede diye hitap eder. Bazıları da Pamuk Dede diyorlar. Saçım ağardığı için öyle o küçükler dede diyor. Normaldekiler de Pamuk Dede diyeyim, bazıları takılırlar bana. Memnunum Allah'a şükür. Yani bu meslekte bu saçları ağarttık. Aşağı yukarı dediğim gibi 50 sene oldu. Tam 50 seneden beri berberlik yapıyorum. Bu saçlar da dökülmedi Allah'a şükür. Pamuk Dede olduk. Çok şükür bugünümüze. İnşallah bu da bu şekilde gideriz. Emekli de olduk. Allah işimizi gücümüzü rast getirsin. Hamdolsun bugünlerimize. İşte bu emeklilikten geçiniyoruz. Biraz da kendimiz kazanıyoruz iyi kötü. Allah bugünümüzü aratmasın. Hani şu anda dediğim gibi berberlik mesleği çok güzel bir meslek oldu. Yani eskiden biz, ben saç sakal tıraşı 15 liraya tıraş ettim. 7,5 liraya tıraş ettim. Şimdi tarifelerimiz de çok güzel. Yani bir genç dükkanı açmış olsa fevkala evini rahatça geçindirir. Benimki gibi Pamuk Dede olana kadar çalışsınlar. Ben bunu istiyorum.